beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Bursa'da 10. koşu başladı. 2 numaralı Güçlü Prens diğer atlara göre 2,5-3 boy kadar geç başladı. Sonrasında deparlanamadı, 4-5 boy kadar geriye düştü. 12 numaralı Gülnaz Hanım koşunun liderliğini almıştı. 9 numaralı Alagözlüm temposunu artırıp onu yakaladı. 1,5 boy geride 5 numaralı Melik Amca, hemen yanında 10 numaralı Caneco. 1 boy geride 14 numaralı Sinsin Ateş, onun dışında 7 numaralı Rüzgar Kanat. 2 boy kadar geride 11 numaralı Gül Ayalı. Daha sonra 8 numaralı Sağlam Bas, hemen içinde 6 numaralı Pınar Ağası. 1 boy kadar geride 13 numaralı Hını. Onun 1 boy gerisinde 15 numaralı Şemsi Nurum. Daha sonra 1 numaralı Asil Aslan. Onun dışında 3 numaralı Karobey. 1,5 boy geride 4 numaralı Koçakalp. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Güçlü Prens sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 9 numaralı Alagözlüm yarım boy bir boy farklı lider. 12 numaralı Gülnaz Hanım ikincilikte 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Melik Amca, daha sonra 10 numaralı Caneco. Hemen dışında 7 numaralı Rüzgar Kanat, yanında 14 numaralı Sinsin Ateşi, daha sonra içeride 8 numaralı Sağlam Bas sırasıyla viraj dönülmek üzere. 12 numaralı Gülnaz Hanım temposunu artırdı. Dışarıdan 5 numaralı Melik Amca'nın, içeriden 9 numaralı Alagözlüm'ün gayretleri var. Yine daha geriden 14 numaralı Sinsin Ateşi'nin çabalarıyla son 400 metreye girildi. Dışarıdan 14 numaralı Sinsin Ateşi geldi ve ortadaki 5 numaralı Melik Amca'yı yakaladı ve ikisi arasında liderlik mücadelesi var. Dışarıdan gelen 14 numaralı Sinsin Ateşi liderliği aldı. Orta kulvardan 1 numaralı Asil Aslan'ın Gül Ayalı'nın çabaları var. İçeriden Sağlam Bas'la birlikte 14 numaralı Sinsin Ateşi, Aslak yarış lideri 7 numaralı Rüzgar Kanadı'nın 11 numaralı Gül Ayalı'nın gayretleri var. 14 numaralı Sinsin Ateşi'nin içeriden Gül Ayalı yakaladı ve Safkan birlikte girdiler potoya. 7 numaralı Rüzgar Kanat 3. 1 numaralı Asil Aslan 4. 8 numaralı Sağlam Bas yarışı 5. olarak tamamladı. 11 numaralı Gül Ayalı mı, 14 numaralı Sinsin Ateşi mi kazandı? Karar varış hakemlerinin.